Herkese merhabalar. 7. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı provası başlıyor. Çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok Tonguç. 7. sınıfta Türkçe'de zaten çok başarılı bir öğrencisin. Ama 2. dönemin 1. yazılısında da güzel bir prova yapacağız. Yazılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hocalarımızla görüştük. Kazanımlara baktık. Kolejlerdeki hocalarımızla görüştük. Ve hangi konulardan soru sorulacak? Hangi konulardan nasıl soru sorulacak? Bunlarla alakalı bir görüşme sonrasında sana güzel bir yazılı provası hazırladık. Şimdi sen anlatacaklarımızı dikkatli bir şekilde dinlersen, hatta sorularımız da burada bak, böyle özel tablolar hazırladık senin için ve ardından da işte hikaye unsurları, cümleler, zarflar, parça anlam soruları, bunların hepsi hazır seni bekliyor. Fakat öncesinde sana bir yazılı konularla alakalı bilmemiz gerekenler sayfası hazırladık. Bunun için hazırladık. Aynı zamanda bunun PDF'ini aşağıdaki açıklamada da bulabilirsin. Burada anlatacağımız hafif bilgilerle birazdan yazılıya gireceğiz. Yazılı sorularını çözerken de sen videoyu durdurup ben bunu biliyor muyum? Cevap şu olabilir gibi söyleyebilirsin. Veyahut da sadece arkana yaslanıp cevapları dinlersin. Ardından da bunlarla alakalı vereceğimiz ödevleri yaparsan sınavdan güzel bir not alır. İkinci döneme bomba gibi başlarsın. Şimdi başlıyoruz. İlk başta Türkçe'de zaten her zaman karşımıza çıkan belli konular var. Nedir? Cümlede anlam, parçada anlam ve sadece 7. sınıfa özgü zarflar, fiillerde yapı ve fiillerde kip konusu bu dönemin 1. yazılısının en önemli konular olacak. Zaten biz de zarflar, fiillerde yapı, fiillerde kipe dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla alakalı bazı ayrıntılı bilgi içeren sorular hazırladık. Bunları beraber çözeceğiz Tonguç'um. Şimdi cümlede anlam ve parça anlama bakacak olursak bunlarla alakalı bilgi vereceğim. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonucu zaten biliyoruz. 5. sınıfta gördük, 6. sınıfta gördük, 7. sınıfta görüyoruz. Gelecek sene 8. sınıfta LGS'ye girerken bile karşına bunlardan çıkacak. Neden sonuç? Belli bir yargının gerekçeye, sebebe, nedene dayanması. Ve işte ne diyoruz? İşte cam kırıldığından içeriye gürültü giriyor. Veyahut da kilit bozulduğundan içeriye giremedik gibi genelde bir olumsuz durum var. Amaç sonuç cümlelerinde ise bir plan, bir hedef, bir gaye, bir istek var. Mesela sen sınavda başarılı olmak için çok çalışıyorsun. Koşul sonuç cümlelerinde ise Tonguç'um daha çok yargı bir gerekçeye bağlanıyor, bir koşula bağlanıyor. Yani şöyle ki, derslerine çalışırsan sınavından iyi bir not alırsın ama derslerine çalışmazsan yamulursun. Özel ve nesnel cümleyi zaten biliyoruz. Bununla alakalı da mutlaka sorular yöneltiliyor hocalar tarafından. Nedir? Özel cümle kişisel düşünce içeren cümle. İşte üzerindeki kıyafet çok güzelmiş, sana çok yakışmış gibi bir cümle kişiden kişiye değiştiği için, bir yorum olduğu için öznel cümle oluyor. Ama nesnel cümle işte Türkiye'nin başkenti Ankara'dır, İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir gibi net, bilimsel, açıklanabilir, kanıtlanabilir cümleler oluyor. Parça anlamda ana düşüncemiz var. Ana düşünce düşüncelerin nedir? Annesidir hocam. Evet, ana düşünce düşüncelerin annesi. Niye? Çünkü bütün yardımcı düşünceler, örnekler, fikirler, bazı küçük temalar, yardımcı temalar hepsi ana düşünceyi besliyor. Ve ana düşünce genellikle parçanın son cümlelerinde olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani ilk cümlede de olabilir, son cümlede de olabilir, geneline de gelebilir ama daha çok son cümlelere dikkat etmemiz gerektiğini, bundan dolayı özetlemek gerekirse sonuç olarak bu yüzden gibi bir cümleyle bitirildiğini bilmemiz gerekiyor. Ana duygu ve konu. Bir de tabii metin türleri var. Metin türlerini de şöyle eklemek istiyorum buraya, metin türlerini. Metin türlerinde işte masallar, fabıllar, işte hikayeler, romanlar, bunlarla alakalı da hocan sana bir bilgi sorusu yöneltebilir. Bunlarla alakalı sana ödev de vereceğim. Biliyorsun masallar ve fabullarda ders verme amacı var ve genellikle masallarda böyle kahramanlar, devler, ejderhalar olurken fabullarda ise hayvanlar konuşuluyor. Hikayeler romanların daha kısa hali, romanlarda hikayelerin daha uzun, daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde karakterlerin, kişilerin, çevrenin, mekanın betimlendiği hali. Bir de eleştiri var. Edebi eserlerin, kitapların, sanat eserlerinin eleştirildiği, makale, bilimsel yazılar, anlatılanların ispatlanması gereken, deneme, sizin okulda yazdığınız kompozisyonlar gibi rahat rahat düşüncelerini dile getirdiğin yazılar, bir de fıkralar var, o da güncel köşe yazıları. Şimdi gelelim deyimler ve atasözlerine. Deyimler ve atasözleriyle alakalı zaten soru çözmezsen bu konuyu öğrenemezsin. Yani deyimlerin tanımını okumak, ardından atasözlerinin tanımını okumak yeterli olmaz. Deyimler ve atasözlerine şunu bilmeniz Tonguç'um, atasözlerinde bilhassa mecazlı söyleyişe çok yer veriyorlar. Yani mesela diyelim ki son pişmanlık fayda etmez atasözünde herhangi bir mecazi söyleyiş yok. Adam söyleyeceğini net bir şekilde söylemiş. Ama damlaya damlaya göl olur dediğinde bir mecazi söyleyiş, bir benzetmeli anlatım var. Niye? Çünkü burada anlatılmak istenen sular idaresiyle alakalı bir şey değil. Damlaya damlaya göl olur, göl, su. Hayır. Burada anlatılmak istenen küçük birikimler bizi büyük sermayelere ulaştırır. Ama bazen de işte dost ile ye hiç alışveriş etme, bugün işini yarına bırakma gibi hiçbir mecazlı söyleyiş içermeyen atasözlerimiz de var. Şimdi gelelim dil bilgisi konularımıza. Bunlarla alakalı bir iki dakika anlatalım. Sonra hemen sorularımıza geçeceğiz. Şimdi zarflarla alakalı şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Zarflar fiillerin anlamını daha çok tamamlıyor. Yani diyelim ki insan sözcüğüne sen
güzel insan, iyi insan, hoş insan dersen bu sıfat oluyordu. Güzel sıfat oluyordu, insan da isim oluyordu. Ama güzel konuşuyor dediğimizde, güzel oynuyor dediğimizde buradaki güzel sözcüğü artık sıfat değil, zarf oluyor. Çünkü zarflar fiillerin anlamını tamamlıyor. O zaman güzel insan sıfat, güzel konuşuyor zarf oluyor. Demek ki zarflar fiillere gelecek. Tabii sadece fiillere güzel, iyi, kötü, hoş gibi durum yoluyla değil, zaman, miktar, yer, yön ya da soru yoluyla da tamamlayabiliyor. Yani şöyle şu köşeye yazacak olursak, diyelim ki gidiyor diyelim. Gidiyor sözcüğü bir fiil, gitmekle oluşan bir fiil. Gidiyor, hızlı gidiyor dersen durum zarfı oluyor. O zaman hızlı gidiyor, durum zarfı oluyor. Eğer yarın gidiyor, şimdi gidiyor, birazdan gidiyor dersen zaman zarfı oluyor. Eğer az gidiyor, çok gidiyor dersen miktar zarfı oluyor. İşte içeri gidiyor, dışarı gidiyor dersen yer yön zarfı oluyor. Hatta içeriye ya da dışarıya dersen o zaman yer yönlükten çıkıyor. Niye? Çünkü çekim eki almış oluyor. Aynı şekilde nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İşte niçin nasıl gidiyor hocam? Fena değil, güzel. Nasıl gidiyor? Niçin gidiyor gibi sorularda soru zarfı oluyor. Demek ki temelinde biz fiilin üzerine odaklanmamız gerekiyor. O zaman fiilleri de bilmemiz lazım. Fiillerle alakalı şunu bilelim Tonguç'um. Fiillerde kip dediğimizde mesela okumak fiiline biz haber kipleri ya da dile kipleri getirebiliyoruz. Önce bir haber kipleri getirelim mesela. Okuyor şimdiki zaman oluyor. Okudu görülen geçmiş zaman. Okumuş duyulan geçmiş zaman. Okur geniş zaman. Okuyacak da gelecek zaman oluyor. Bunlar zaman anlamı bildiren bildirme kipleri yani haber kipleri oluyor. Ama okumalı dersek bu gereklilik kip oluyor. Okusa dersek bu şart kip oluyor. Okuyayım dersek bu istek kip oluyor. Okuyayım, okuyalım. Ya da oku derse yani herhangi bir ek almazsa veyahut da okusundaki gibi sadece şahıs eki alırsa bu da emir kip oluyor. Emir kip, dilek kipleri Tonguç'um yani gereklilik, şart, istek ve emir kipi belirgin bir zaman anlamı taşımıyor. Daha çok şimdiki zaman ve gelecek zaman anlamını taşıyor. Burada zaman aynı zamanda anlam kayması da olabiliyor. Mesela yarın size geliyorum. Yarın geliyorum. Yarın size geleceğim demek istemiş ama şimdiki zaman kipini kullanmış diyoruz. Buna da biz anlam kayması diyoruz. Fiillerde yapıyla alakalı da fiillerde yapı konusuna gelince bir daha detayına gireceğiz ama şunu bilmemiz lazım. Okumak kelimesine sen okuyor dersen bu basit. Çünkü sadece kip eki almış. Okuyordu dersen de basit. Ek fiil almış ama hala birleşik zamanlı ama yapım eki almamış. Ama okuyabilir dersen okumak ve bilmek olduğu için bu birleşik oluyor. Yeterli birleşik fiil oluyor. Ya da okunuyor dersen okumaktan okunmak olduğu için bu türemiş oluyor. Bunlarla alakalı zaten birazdan yazılı sorusuna sana güzel güzel detaylı bir şekilde anlatım yapacağım. Ama sen mutlaka sınıf anahtarı sistemindeki videolarımızı izle. YouTube'un haricinde bizim tonguçakademi.com'da sana detaylı videoları sunduğumuz kısımdan da bunlarla alakalı farklı eğitimler ve aynı zamanda konu anlatımlarına ulaşabilirsin. Şimdi gel bakalım ilk sorumuza başlayalım. Fiilleri vermişiz. Fiillerin şahsını, kipini ve yapısını istiyoruz senden. Birincisi şahıs deyince birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs ve birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul şahıs vardı. Ararsınız, siz ararsınız dediğimiz için biz burada ne diyeceğiz? Siz ikinci çoğul şahıs diyoruz. Şahıslarla gidelim. Başladım, ben başladım dediğimiz için bu birinci tekil şahıs oluyor. Hissediyor, o hissediyor dediğimiz için üçüncü tekil şahıs oluyor Tonguç evladım benim. Yapamaz, o yapamaz dediğimiz için bu da yine üçüncü tekil şahıs oluyor. Tanışacaklar, onlar tanışacaklar dediğimiz için bu da yine üçüncü çoğul şahıs olmuş oluyor. Şimdi şahısları dizdik. Gelelim kiplere. Kiplerle alakalı zaten az önceki sayfada küçük bir bilgi vermiştik. Şunlar haber kipleriydi, şunlar dile kipleriydi. Haber kipleriydi de dile kiplerini bilsek bile ne olduğunu tam anlamıyla yazmamız lazım. Ararsınız, arar, aramak, R geniş zaman kipi olduğu için buraya haber kiplerinden diyoruz. Haber kipi ve haber kipleri hani geniş zaman. Haber kipi geniş zaman diye yazdık. Başladım. Bak burada da dili geçmiş zaman olduğu için yine haber kipi, haber kiplerinden dili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman. Duyulan değil görülen. Sonradan öğrenilmiyor. Yaşanan, görülen bir geçmiş zaman. O yüzden görülen geçmiş diye buraya not alıyorum. Tonguç Eylül Hanım. Hissediyor'a baktığımızda ise hissetmek fiili yor şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş. O zaman yine zaman anlamı olduğu için haber kipi yapıyoruz Tonguç'um. Ve şimdiki zamanı da buraya rahatlıkla notumuzu düşüyoruz. Şimdiki Z yazdım. Yapamaz'a baktığımızda ise yapar yapamaz olmuş. Burada maz olumsuzluk eki esasında. Kip eki yok burada. Buradaki maz olumsuzluk eki. O yüzden biz buna yine haber kipi diyeceğiz Tonguç Eylül Hanım benim. Ama
Ki peki kaybolsa da burada geniş zamanın olumsuz olduğunu bileceğiz. Tanışacaklara baktığımızda ise Ecek Acak gelecek zaman iki olduğunu görüyoruz. O zaman burada da yine haber kip olduğunu bileceğiz. Ve haber kiplerinden de gelecek zaman olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tonguç evladım benim. Gelelim fiillerdeki yapıya. Yapıya baktığımızda şimdi aramak fiili geniş zaman iki almış ve şahıs iki almış. Tamam. O zaman bir dakika. O zaman burada bir yapım eki yok. O zaman biz buna basit yapılı fiil diyeceğiz. Yani basit fiil. Diğerine baktığımızda ise başladım. Burada ise baştan başlamak, dıştan dışlamak, taştan taşlamak, yoldan yollamak, izden izlemek, gözden gözlemek. Yani bir şeyden... Maldan mallamak diyorlar bizim arkadaşlar hocam. Maldan mallaşmak diyebiliriz Tonguç evladım. Biraz daha o mantıklı. Mallamak diye bir şey yok ama yoldan yollamak, soldan sollamak diyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar isimden fiil yapan Leyla ki o zaman biz buna türemiş fiil diyebiliriz Tonguç evladım benim. Niye? Leyla yapmak var. Hissediyor'a baktığımızda ise hem hisset his var hem de etmek var. İşte bu da birleşik fiil ve hangi tarz olduğunu da sana hoca sınavda soracaktır. Buna yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyeceksin. Niye? Çünkü etmek, olmak, kılmak gibi yardımcı eylemlerle oluşan birleşik fiillere biz yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller diyoruz. Yapabilir, yapadur, yapıverdi gibi şeylere biz kurallı birleşik fiil diyoruz. Bir de deyimlerle oluşan, işte burun kıvırıyor, gözüne girdi, gözden düştü gibi onlar da anlamca kaynaşmış birleşik fiiller oluyor. Şimdi yapamaza baktığımızda eğer bu fiil yapmaz olsaydı buna yapar yapmaz basit fiil derdik, geçer kurtulurduk. Ama bu yapamaz olduğu için bak bunu hocam muhtemelen sınavda sana soracaktır. Buradaki e'den dolayı bu birleşik fiil oluyor Tonguç'um. Birleşik fiil olduğu için de biz burada kurallı birleşik diyeceğiz. Ve kurallı yeterlilik fiili yapabilir yapamazın olumsuz olduğunu göreceğiz. Tanışacaklara baktığımızda ise tanımaktan tanışmak olduğu için şeye yapma ekinden dolayı bak burada la'yı çizmiştim burada şeyi çiziyorum. Türemiş fiil olduğunu bileceğiz. Bu da az önceki isimden türemişti. Bu ise fiilden türemiş. Şimdi gelelim buradaki şahıslara bakalım. Yüzebiliriz demişiz. Biz yüzebiliriz. Biz olduğu için ne diyeceğiz Tonguç'um? Birinci çoğul şahıs diyeceğiz. Hatta bak şahıs eklerini siyahla göstereyim bu sefer. Kip eklerini başka bir renkle, yapı eklerini başka bir renkle. Şimdi yüzebiliriz de yüzebilmek iriz, pardon iz şahıs eki var. İz şahıs eki bunu gösterdik. Çalışmalıyım şahıs eki. Tamam o zaman ben çalışmalıyım. Buraya da birinci tekil şahıs yazdım Tonguç'um. Koşalım lım şahıs eki. Yine burada da yine biz koşalım. Birinci çoğul şahıs. Gide durun. Siz gide durun. Un şahıs eki. Siz olduğu için ikinci çoğul şahıs oluyor Tonguç evladım benim. İzlesen sen izlesen ne sen olduğu için ikinci tekil şahıs oluyor Tonguç evladım benim. Horlamayın. Yın diye kaynaştırma harfi ama onu da almak istiyorum içine. Ün yine siz horlamayın dediği için ikinci çoğul şahıs oluyor. Kayboldu. Burada bir şahıs eki yok. Dili geçmiş zaman. O zaman o kayboldu. Üçüncü tekil şahıs olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şahıs eklerimizi siyahla gösterdik. Şimdi kip eklerimizi kırmızıyla göstermek istiyorum. Şimdi yüzebilir bak. İr geniş zaman eki. Melimalı gereklilik kipinin eki. AE istek kipinin eki. Gide dur ur geniş zaman eki. İzle sesa şart kipi. Horlamayın. Burada herhangi bir kip eki yok. Bu olumsuz eki. Dolayısıyla bu emir kipi olacak. Kayboldu da dili geçmiş zaman eki. O zaman bak. R'den dolayı biz buna haber kipi diyoruz. Haber kipi yani bildirme kiplerinde hangi kip? Hangi zaman? Geniş zaman. Niye R var? Çalışmalıyım. Dilek kipi. Dilek kiplerinde hangi zaman? Ya daha doğrusu hangi kip? Melimalı gereklilik kipi. Zaten bunu da turuncuyla yazdım. Ekinde turuncuyla gösterdim. Tonguç evladım benim. Koşalım ise zor. Bak bunu hoca sınavda sorarsa sıkıntı yaşayabilirsin. AE olduğu için bunun da istek kipi olduğunu aklında bulundurman lazım. Gide duruna baktığımızda ise yine haber kiplerinden nedir? R geniş zaman olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. İzlesen yine dilek kipinden hangisi? SSA yani şart kipi, dilek şart kipi olduğunu bilmemiz lazım. Horlamayın yine dilek kiplerinden herhangi bir kip eki almadığı için biz buna emir kipi dememiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Kayboldu ise yine o kayboldu diyoruz ama dili geçmiş zaman olduğu için haber kipi ve haber kipi olduğu için de dili geçmiş zamanda ne diyelim? Görülen geçmiş
zaman diyebiliriz. Şimdi gelelim yapısına. Yapısından mavi ile gösterelim. Şimdi yüzmek ve bilmek olduğu için buna biz basit mi diyeceğiz, türemiş mi diyeceğiz, bileşik mi diyeceğiz Songuç? Yüzmek hocam, bileşik hocam. Çünkü bilmek, bilmek harikasın. Var. Zeka fışkırıyor şu anda. Şurayı temizleyelim, fışkırdı. Bak, yüzmek ve bilmek ikisi birlikte birleşince ne oluyor? İki tane fiil, yani bileşik fiil oluyor. O zaman buraya biz bileşik fiil diyoruz. Ama bu bileşik fiilin aynı zamanda çeşidini de isteyecek hoca. Bu yüzmek ve ebilmek, yani ebilmek olduğu için kurallı bileşik fiil diyeceğiz. Ve aynı zamanda hangi kuralda? Yeterlilik fiili, yani ebilir. Çalışmalıya baktığımızda ise herhangi bir yapmak yok. Yani çalışmalıyım kökü zaten çalış. Meli malı, kipeki, yımışağı zeki. O zaman biz buna basit fiil diyeceğiz Songuç evladım benim. Bunu bileşik yapan yer şurası oldu. Koşalıma baktığımızda ise yine koşmak basit bir fiil. Herhangi bir yapım eki yok. Sadece kipekleri almış. Gide duruna baktığımızda hem gitmek hem durmak var. Bu da yine kurallı bileşik fiil. Ve kurallı bileşik fiiller içerisinde de bu tabii ki de sürerlik fiili. Yani e durmak, e kalmak, e gelmek. Sürerlik fiili. Hani gide durmak, baka kalmak, süre gelmek gibi. Yani bir eylemin sürekliliğini anlatıyor. İzlesene baktığımızda ise izden izlemek. Hani baştan başlamak, dıştan dışlamak, özden özlemek demiştik ya. Bu da izden izlemek. O zaman biz buna yapım eki aldığı için türemiş fiil diyeceğiz. Songuç evladım benim. Horlama yine baktığımızda ise bunun kökü hor. Yani miyav, hao, pat. Böyle doğada duyduğumuz seslerin, hor gibi seslerin yazıya aktarılması oluşan köklere biz yansıma kök diyoruz. O zaman bunun kökü hor, isim. Hordan horlamak gibi bir yapım eki almış. O zaman buna da biz türemiş fiil diyoruz. Niye horlamak türemiş fiil? Çünkü hordan horlamak olmuş. Miyavdan miyavlamak olması gibi. Kaybol diye baktığımızda ise kayıp ve olmak, etmek, olmak, kılmaklar hatırlarsan birleşik fiildi. Ama bu birleşik fiiller yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerdi. O zaman buraya yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyorum. Burayı ben hızlı yazdım ama sen orayı inşallah anlamışsın. Gelelim metnin hikaye unsurlarına. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarında, kitaplarımızda mutlaka örnek sorular, testler verilmiş. Ve dolayısıyla biz sınavda da hocanın buna benzer bir paragraf verip bu paragraftaki hikaye unsurlarını, kişileri, zamanı, mekanı, olayı bulmanı isteyeceğini düşünüyoruz. O yüzden sana bununla alakalı bir prova örneği hazırladık. Şimdi metnin hikaye unsurlarını bulup boş bırakan yerleri doldurunuz demiş. Şimdi kişiler var, kişileri biliyoruz. Zamanı biliyoruz zaten. Mekanı da biliyoruz. Bir de anlatıcı denen bir kavram var ki anlatıcının ne olduğunu aklından çıkarma Tonguç'um. Anlatıcı birinci kişi olabilir ya da üçüncü kişi olabilir. Kitabı kalemi masanın üzerine bıraktım. Kalemi sonra yerine alıp bir bardak suyu getirdim ve suyu içtim. Yani ben yaptığım gibi şeyler olursa birinci kişiyle oluyor. Ama kalemi masanın üzerine bıraktı. Bir bardak suyu aldı. Etrafına bakındı. O yaptı. O olursa da üçüncü kişiyle anlatım oluyor. Şimdi kişilere baktığımızda burada önce bir okuyalım istersen. Ağustos ayının sıcak bir cumartesi sabahıydı. Ahmet Bey ve öğrencileri ilk defa insansı robot yarışmasına katılıyorlardı. Katılımcıların hepsi de çok heyecanlıydılar. Özellikle de Funda, Ömer ve İlayda'nın heyecanı görülmeye değerdi. Aylarca süren çalışmalardan sonra insansı bir robot yapmışlardı. Şimdi bu robotu TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesine göreceğe çıkaracaklardı. Şimdi kişiler bir kere belli. Ahmet Bey ve öğrencileri. Bazı öğrencinin ismini de vermiş hatta. Funda, işte başka ne diyebiliriz? Arar. Funda Arar ne oğlum? İlayda, Ömer, VB diyoruz. Bütün öğrencileri vermemiş. Zamana baktığımızda yaz mevsimi değil mi? Ağustos ayı var. Ağustos ayı olduğu için yaz mevsimi olduğunu biliyoruz. Ağustos ayı ve cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Mekana baktığımızda Gebze yerleşkesi. Türkiye Bilim Teknik Araştırma Kurumu'nun, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesini net bir şekilde yazmışız zaten. Devam ediyoruz. Bir de olay var. Olay ne? Ahmet Hoca ve öğrencileri ne yapıyorlar? İnsansı robot yarışmasına katılıyorlar. O zaman yazalım. Ahmet Bey ve öğrencilerinin insansı robot yarışmasına katılması. İnsansı robot yarışmasına katılması da tabii ki ne oluyor? Olay oluyor. Anlatıcıya baktığımızda bak. Katılıyorlardı. Heyecanlıydılar. Yapmışlardı. Göreceği çıkaracaklardı. Onlar olduğu için, onlar olduğu zaman ve o olduğu zaman üçüncü kişili anlatım olduğunu da zihninden çıkarmamalısın Tonguç evladım benim. Şimdi devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarfları bulunuz diyor. Zarflar fiillerin anlamını tamamlıyordu. Bakalım.
Onu ilk kez bu kadar üzgün görüyordum. Nasıl görüyordum? Üzgün durum zarfı. Ne kadar üzgün? Bu kadar üzgün. Miktar zarfı. Üzgünlüğün miktarını bildirmiş. Ne zaman? İlk kez görüyordum. Zaman zarfı. Demek ki ne zaman sorusuna cevap veren zarflar zaman zarfı. Ne kadar sorusuna cevap veren zarflar miktar zarfı. Nasıl sorusuna cevap veren zarflar da durum zarfı olmuş oluyor. Akşamları bir süre çalışıyor ve sonra dinleniyorum. Dinleniyorum. Ne zaman dinleniyorum? Sonra dinleniyorum. Zaman zarfı. Ne kadar çalışıyorum? Bir süre çalışıyorum. Miktar zarfı. Ne zaman bir süre çalışıyorum? Akşamları. Bu da yine zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Şu zamanı güzel yazalım. Çok çalıştı. Yarınki sınavda başarılı olmak istiyordu. Şimdi ne zamanki sınav yarınki sınav diyemezsin. Çünkü sınav sözcüğü bir isim olduğu için isimlerin önüne gelen sözcükler sıfattı. Yani bunu aklından asla çıkarma Tomuç Eylül. Sıfatlar isimlerin anlamını tamamlar. Zarflar ise fiillerin anlamını tamamlar. Dolayısıyla sıfat, kalp, isim, zarf, kalp, fiil esmerimizi hatırla. Burada yarınki sözcüğüne zarf dememelisin. Ama çok çalıştı sözcüğüne miktar zarfı diyebilirsin. Neden miktar zarfı diyebilirsin? Çünkü ne kadar çalıştı? Çok çalıştı diyebiliyoruz. Şimdi gelelim başka bir ana düşünce sorumuza, metin sorumuza. Şimdi bu tür sorularda metnin hepsini okuyup sonra sorulara geçmemelisin Tomuç. Önce sorulara bir bakmalısın, göz gezdirmelisin, sonra metne geçmelisin. Metnin ana düşüncesi nedir? Hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Düşünce gelişme yolları, metnin türü nedir demiş. O zaman artık metnimize bakabiliriz, soruları çözebiliriz. Ceviz ağacının dibinde yeşeren bir kabak büyüklüğü ile övünürmüş. Hatta her gününü ceviz ağacının küçük ceviz meyveleriyle dal geçerek geçirirmiş. Siz kocaman ağaçta yetişiyorsunuz. Ona rağmen fındık gibisiniz. Oysa bir de bana bakın. Küçücük bitkime rağmen dev gibi bir bitkim gelmiş. Cevizlerin hasat zamanı gelmiş. Tarla sahipleri kibirli kabağın yanından geçmiş ama yüzüne bile bakmamış. Derken ceviz sahipleri aralarında şakalaşmışlar. Birisi diğerine sen cevizleri boş ver şu kocaman kabağı alsana demiş. Diğeri de bırak o kabağı canım. Kendisi kocaman ama içi boş demiş. Kabak çok incinmiş ve aklına cevizler için söyledikleri gelmiş. Cevizlerden özür dilemiş. Şimdi Tonguç'um burada şunu bilmemiz lazım. İlk başta parçanın bütün okuduğumuzda önemli olan dış güzellik değil iç güzelliği olduğunu görüyoruz. Niye? Kabak ben büyüğüm, ben işte çok karizmatiyim, çok büyüğüm, çok fazla sizden küçüksünüz diye cevizleri ezmişti. Halbuki ceviz küçük ama içindeki şey daha değerli kabaktan. Dolayısıyla o zaman burada bu metnin ana düşüncesi olarak önemli olan dış güzelliği değil iç güzelliğidir diyebiliriz. Önemli olan dış güzelliği değil iç güzelliğidir. İç güzelliğidir diye bir ana fikir yazabiliriz. Metin içindeki anlatım biçimleri ve düşünce gelişme olana baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz. Şimdi anlatım biçimleri betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışmaydı. Burada metne baktığımız zaman bir öykü olduğunu görüyoruz. Bir öyküleme tekniği var ve aynı zamanda o zaman öykülemeyi yazalım. Aynı zamanda bunu anlatırken bazı betimlemelerde de bulunmuş. Bak öykülememiz var. İşte övünürmüş, geçirmiş, özür dilemiş bir olay anlatılıyor. Aynı zamanda küçük ceviz meyveleri, büyüklük, işte kabak, yeşeren bir kabak, fındık gibisiniz, kibirli kabak. Böyle betimlemeler de var. O yüzden öyküleme ve betimleme zaten genellikle birlikte cevap olurlar. Öyküleme ve betimleme anlatım içleri kullanılmış. Düşünce geliştirme olana baktığımızda burada bir tanım cümlesi yok. Nokta nokta nedir sorusuna cevap veren. Ama burada mesela dev gibi bir bitkim derken benzetme yapıldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda insan olmayan varlıklar insan gibi konuşturulduğu için kişileştirme yapılmış da diyebiliriz. Hatta burada ceviz ve kabak konuştuğu için daha doğrusu kabak konuştuğu için konuşturma da yapılmış diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Metnin türüne baktığımızda ise metnin türü esasında bizlere ders vermek amacıyla yazılan kahramanlarının ceviz, işte kedi, kuş, karga, tilki gibi varlıklar olan fable olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsun fable'larda ders verme amacıyla şeyler nedir onun adı? Cansız varlıklar ya da hayvanlar konuşuluyordu. Şimdi gelelim yazım yanlışı sorumuza. Karadenizliler yaylaların güzellikleriyle övünürler. Biz de hafta sonu Aybars ilçesindeki Perşembe Yaylası'na gittik. Şimdi burada Karadenizlilere sakın düşme Tonguç. Niye? Karadenizli sözcüğü yapmak aldığı için yapmak alan özel isimlerdeki kesme işareti ayrılmaz. Yani şöyle demek istiyorum. Ankara sözcüğüne sen Ankara'dan dersen ayırmak zorundasın. Ama Ankaralı dediğin zaman lı yapmak olduğu için kesme işaretiyle ayırmana gerek yok. Ankaralılar ayırmana gerek yok. Ankaralılardan artık bir kere ayırma değil, hiç ayırmana gerek yok. Bununla alakalı en zor örnek ise şudur Tonguç'um. Bunu sınavlarda da soruyorlar.
Türkçenin, genellikle öğrenciler bunu böyle ayırırlar. Halbuki ayırmamamız lazım. Niye? Çünkü Ç yapmakidir ve dolayısıyla bu şekilde yazılır. Ankara'dan yazımı doğru, Ankaralılardan yazımı doğru, Türkçenin yazımı doğru. Ama mesela Türk'ün dersen o zaman burada ayırabilirsin. Çünkü yapmaki almamış. Ama buradaki yapmakinden dolayı ayırmıyoruz. İngilizcenin ayırmadığımız için. O yüzden burada Karadenizlerde herhangi bir hata yok. Karadeniz yaylalarının güzellikleriyle övünürler. Karadeniz yaylaları demiyor. Karadenizler yaylalarının güzellikleriyle övünürler diyor. Biz de hafta sonu Aybars ilçesindeki Perşembe Yaylası'na gittik. Yaylada güzelce eğlenirken aniden hava bozdu. Arda arda şimşekler çaktı ve hepimiz ıslandık falan diye gidiyor. Şimdi buradaki yazım yanlışını bulalım. Birincisi yaylada güzelce eğlenirken aniden hava bozdu. Art arda diyor bak. Burada arda arda, el ele, baş başa, göz göze, diz dize bunlar ayrı yazılan şeylerdi. Halbuki burada arda arda diye bir çizgi yazmış. O zaman doğru yazımını şuraya hemen not düşelim. Art arda olmalıydı Songuç'um. Ünsüz yumuşamasından dolayı bu T, D'ye dönüşüyor. Ama art arda ayrı yazılıyor. Şimşekler çaktı ve birdenbire de bir çizgi yazılan bir sözcük Songuç'um. Birdenbire diye yazıyorum buraya evladım benim. Yağmur yağmaya başladı. Hemen bir yayla evine sığındık. Bu ev halkı için de sürpriz olmuştu. Sürprizin yazımını hemen düzeltelim. Sürpriz şeklinde. Bu ev halkı için sürpriz olmuş diyebiliyoruz. Bu ev halkı için de sürpriz olmuş diyebiliriz. O zaman buradaki D'yi ayırmamız lazımdı. Ordunun insanı kesinlikle çok misafirperver. Buradaki misafirperver sözcüğünü de yine misafirperver şeklinde bir çizgi yazmalıydık. Ev sahibi bize 1001 türlü yiyecek ikram etti. Şimdi burada şöyle bir şey var. 12, 35, 26 falan yazarken sayıları biz hep ayrı yazıyoruz. Ama 1001 sıfatı bitişik yazılması gereken bir şey. O yüzden bunu da bitişik yazılmış halini hocana göstermen gerekiyor. Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bütün yazım yanlışlarını da bulmuş olduk. Geçtik noktalama işaretleri sorusuna. Boş bırakılan yay ayraçlara uygun noktalama işaretini getiriniz demiş. Elindeki gezi defterini masaya bırakıp şöyle dedi. Bak şöyle dedi dediğimiz için iki nokta üstlerimizi koyuyoruz. Akdeniz iklimiyle her mevsim gidebileceğiniz Kuzey Kıbrıs, virgül, denizin mavisinden hiç uzaklaşmayacağınız, virgül, kültürel pek çok etkinliğe katılabileceğiniz, virgül, farklı kültürleri tanıyabileceğiniz, hep virgül diyor hocam. Akdeniz mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz enfes bir gezi rotası sunar sizlere nokta. Şimdi burada şöyle bir şey var Tonguç. Mesela diyelim ki sen arkadaşlarını evinde bir partiye çağırıyorsun. Yazalım mesela Tonguç. Partiye kimleri çağırsın Tonguç'um? Hamza. Sen? Tonguç, Hamza. Evet. Abdurrezzak. Abdurrezzak. Evet. Kazım. Abdurrezzak bir saniye evladım. Kazım. Virgül. Murtaza. Evet Kazım. Evet Murtaza. Murtaza ve... Hiç kız gelmiyor hep erkek mi geliyor Tonguç'un? Abi şey hocam bizim belki Tongül gelir hocam. Tongül belki gelir tamam Murtaza ve... Ama kesin eker yani. Kesin eker. O zaman Hamza, Abdurrezzak... Biz PlayStation partisi yapıyoruz. Ha güzel. Hamza, Abdurrezzak, Kazım, Murtaza'yı evine çağır diyelim tamam mı? Şimdi burada kafa karışıyor. Çağıran kim? Tonguç. Ama Tonguç'un yanına da virgül koymuşsun. Hamza'nın yanına da... Abdurrezzak'ın yanında da, Kazım'ın yanında da. O zaman burada bir farklı bir virgül koyman lazım. Buraya noktalı virgül koyman lazım. Niye? Çünkü özneden uzakta kalan, yüklemden uzakta kalan özneler aralarda da virgül varsa noktalı virgülle ön plana çıkarılır. Dolayısıyla sen Akdeniz iklimiyle her mevsim gidebileceğiniz Kuzey Kıbrıs, noktalı virgül, denizi mavisinden uzaklaşamayacağınız, farklı kültürleri tanıyabileceğiniz, nokta nokta edebileceğiniz diye virgüllerle yani eşkürevli sözcüklerle ayrılan bir cümle şeklinde tamamlamalısınız. Burada niye noktalı virgül koyduk? Çünkü noktalı virgül burada daha karizmatik bir virgül olarak karşımıza çıktı. Bunu hatta matematikteki örnekle gösteriyoruz. Ne diyorduk? Mesela 2 artı 2 parantez için aldın. Artı 3 artı 3 dedin. Sonra bunlardan daha karizmatik parantez gerekirse bu sefer ne yapıyorduk? Köşeli parantez alıyorduk. Diyorduk ki kardeş senin gücün yetmez artık ben devreye gireyim diyordu. Şimdi geldik deyimler ve atasözlerine. Gözden veya gözünden kaçırmak anlamına gelen atasözünü bulmaya çalışacağız. Şimdi ateş düştüğü yeri yakar, dut yemiş bülbüle dönmek, al elmanı taşıdan çok olur. Şimdi dut yemiş bülbüle dönmek muhtemelen birincisi. Neşe ve konuşkanlığını yitirmek, susmak. Bir, Ceyhan diye yazıyorum. İki, değerli kimselere satışan çok olur, al elmanı taşıtan çok olur. Gerçekten de bununla alakalı başka atasözleri de var bizim dilimizde. Meyve veren ağacı taşlarlar. Ulan niye taşlıyorsun? Aslında meyveleri düşürmek için. Ama orada bir mecazi anlam var. Yani gerçekten meyve veren ağacı taşlarlar. Yani meyveleri silkelerler. Ama orada anlatılmak istenen böyle çok verimli, çok faydalı olan insanlara çok fazla eleştiri de gelir. Kıskanırlar onu çünkü. Üçe bakalım. Dalgınlıkla görmemek burada gözünden kaçırmak anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Dörde bakalım. Bir acıyı onu çekmeden başkası başkası tam anlayamaz. O da ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten şu anda senin sınavın var. Senin sınavınla alakalı duyduğun heyecanı kimse duymaz. Çünkü sınav seni ilgilendiriyor. Sen şu anda oturup beni izliyorsun. İnşallah sınavda iyi yaparım diyorsun.
Geldik neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, özel nesnel örneklerine. Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri bakımından inceleyiniz, ifade ettiği anlam özelliğini işaretleyiniz demiş. Şimdi, seni göreyim diye yollara düşen benim. Burada bir amaç var, istek var, plan var, amaç sonuç. Erzurum'un dağları kardır. Geçilmez. Niye geçilmez? Çünkü dağlarda kar var ve olumsuz bir durum var. Bak, neden sonuçta şöyle bir ifade, amaç sonuçta ise böyle bir ifade vardı. Çalıştığında notlarını düzeltebilirsin, çalışmadığında sıkıntı yaşarsın. Bu da bir koşul sonuç cümlesi. Yani babaanne cümlesi, anneanne cümlesi. Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. Yemeğini yemezsen dayağı yersin gibi. Devam ediyoruz. Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biridir Çankaya. Burada kalabalıklık ölçülebileceği için ve Çankaya'da Ankara'nın ilçelerinden biri olduğu için kanıtlanabilir bir cümle nesnel. Samimi davranışlarıyla iyi bir insan olduğunu hissettirdi. Burada ise insanların iyi olması, samimi olması, güzel olması, akıllı olması kişiden kişiye değişir. O yüzden bu da bir özel cümledir. Şimdi Tonguç'um, yeni Milliyetin Bakanlığı'nın yeni müfredatında, yeni kitaplarında ve yeni sınavlarında artık öğrencilere sıkıcı paragraf sorularını azaltıp infografik sorular sormak istiyorlar. Çünkü günümüzde infografi çok kullanılan bir şey oldu. Yani bununla alakalı bir hikaye yazacaklarına infografi yapıyorlar. Böylece daha iyi anlatılıyor. Hatta biz de bununla alakalı sana ödev de vereceğim. Paragraf 10 diye bir kitap hazırladık. Hem gelecek seneki sınav için hem de 7. sınıfta paragraf sorularında, infografi sorularında başarılı olman için hazırlandı. Bak, burada böyle bir infografi var. Bununla alakalı sorular var. Hatırlarsın eskiden hep böyle metinler verilirdi. Biz de bu metinlerden sıkıcı da olsa soruları çözerdik. Sanki Milli Eğitim öğrencilerin sesini duymuş da ya bu çocuklar çok sıkılıyor bu resimsiz sorulardan. Resimli sorular yapalım demişler gibi oldu. Ama bu sorular da dikkat gerektiriyor Tonguç. Buradaki bu bazı şeyleri, sayıları göz ardı etmemen gerekiyor, dikkatli bakman gerekiyor. Senden ne, sana ne verilmiş ve senden ne isteniyor bilmen gerekiyor. Bununla alakalı bence paragraf 10 kitabından da her gün 10 soru çözersen veya haftada 10 soru çözebilirsin sen daha yeni sınıf olduğu için. Gerçekten hem gelecek sene gireceğin sınavda hem de okulda mutlaka bununla alakalı hocaların soru soracak, paragraf soruları soracak, infografik soruları soracak. Onlara yönelik ön hazırlık yapmış olursun, resimli sorularda çözmüş olursun. Dolayısıyla buradaki sorular da senin ödevin. Ama tabii ki infografi soruları ve paragraf sorularını pekiştirmek için. Zaten buradaki metin soruları Tonguç'um senin sınavında %100 gelecek. Niye? Çünkü ana düşünce nedir? Burada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır diye sorular her yazılıda zaten çıkıyor. Şimdi burada dünyadaki ortalama su tüketimi verilmiş. Kişi başına günlük litre ve evlerdeki su tüketimi verilmiş. Bir infografi yapılmış. Sonra biz test tekniğiyle yani çoktan seçene bir soru sormuşuz. Diyoruz ki yalnızca bu grafikteki bilgilerden yola çıkarak bak yalnızca kısmı çok önemli. Sadece yani. Başka bilgiler katamaz. Hangisine ulaşılamaz? A. Fransa'da kişi başına düşen günlük su tüketimi Avusturya'dan fazladır. Bakalım Fransa'da günlük su tüketimi 165. Avusturya'da 135. Bu doğru. Buna ulaşabiliyoruz. O zaman buraya tik atıyorum. Evlerde duşta daha çok duştan daha çok sifon ile su tüketimi yapılmaktadır. Hızlı konuşuyorum ben de. Bakalım sifon %30, duş %15'miş. Bu da doğru. Tamam sıkıntı yok. Bakıp görmemiz yeterli. Su tüketimini azaltmak için bulaşıklarımızı makinede yıkamamız gerekir. Doğru, bu da doğru. Ama burada bundan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Yalnızca bu grafikteki bilgiler dediği için buraya maalesef çarpı atıp cevabımızı Ceyhan'da işaretlememiz lazım. Almanya'da kişi başına düşen günlük su tüketimi 115 litredir. Bakalım ABD, Fransa, İngiltere, Avusturya, Finlandiya ve Almanya diyor. Evet, bu da doğru. 115 litreyi görebiliyoruz. Dolayısıyla esasında bunlar çok kolay sorular. Yani uzunca bir paragraf yapıp da bize bu bilgileri sorabilirdi. Böyle infografi yapıp da sorabilirdi. Sen infografiyle daha az sıkılıyorsun, daha rahat yapabiliyorsun. Şimdi Tonguç'um, sana paragraf 10'dan her hafta, eğer çalışkan bir öğrencisen her gün 10 soru çözme ödevini veriyorum. Bu birinci ödevin. Ama onun haricinde sana bir iyi haberim daha var. Gelecek sene gireceğin sınava yönelik biz çok güzel denemeler hazırladık. Hem 7. sınıftaki konularını tekrar edeceksin hem de buradan da denemeler çözeceksin. Bu da bence senin en önemli ödevlerinden bir tanesi. Türkçe yazılım için değil, aynı zamanda diğer dersler yani sözeldeki işte sosyal bilgiler veyahut da İngilizce veyahut da dinle alakalı da burada sorular var. Burada bildiğin denemeler var. Yani gelecek sene gireceğin sınavın bir provasını yapmış oluyorsun 7. sınıf konularıyla. Buradaki 4 denemeyi sana ödev veriyorum Tonguç'um. 2. yazılıya kadar bu denemeleri çoktan bitirmiş olursan hem konulara daha hakim olmuş olursun hem de yazılarından da iyi bir not alırsın. Buradaki matematik soruları biraz zorlayıcı. Tabii ki onlar seni zorlayacaktır. Belki işlemediğin konular olabilir. Ama sözel soruları rahatlıkla yapabileceğini inanıyorum. Çalışırsan başarırsın. Fakat onun haricinde akıl notlarını da yazıldan önce yanına götürmelisin. Niye? Çünkü akıl notlarında tüm dersleri ve konuları sana özetledik. Burada Türkçe ile alakalı sayfaları da söyleyeyim hatta hangi sayfaları özetlediğimizi. 4. sayfadan Tonguç evladım benim. Nerede? Matematiği vermeyelim ödev. Neredeyiz? Ha. Sayfa 19'a kadar. Ama 19 yok. Anlama dayalı anlatım bozuklukları yok. Dolayısıyla sayfa 17'ye kadar. Bak bileşik fiiller, fiil yapısı,
İşte ne bileyim, zarfın yapısı, bunların hepsini güzel güzel çalışmalısın Tonguç'um. Zarfın yapısında basit türemiş bileşik zarfı sana hocan sorabilir. Sınav önce akıl notları tekrar edersen sıkıntı yaşamazsın. Bunlar şimdilik ödevlerin. Zaten Zorlu Bankası'ndaki sayfaları biliyorsun. Hemen Zorlu Bankası'ndaki sayfalarını söyleyelim. Mutlaka Zorlu Bankası'ndan zaten çalışıyorsundur. Birinci dönemin yazılarında parça anlamı ödev vermiştik. Şimdi sana fiillerle alakalı ödevler vermek istiyorum. Sayfa 62'den Tonguç. Sayfa kaça kadar? Bu metin türleri de olacağı için sayfa 87'ye kadar çöz. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde eksiğin varsa ve ilk dönemki yazılarda çözmediysen 88 ile 93 arasında mutlaka çözmelisin. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri için Zorlu Bankası'ndan. Bir de 0'dan 7'ye kitabımızdan da konu anlatımı yapmak istiyorsan burada da yine yazım kurallarına çalışacaksın ama ilk dönemin değil de ikinci dönemin ilk yazılısının konusu olan bilhassa şuralar bak. Fiilin yapısı yani nerede? Sayfa 24, sayfa 22 ve sayfa 20'deki zarf, fiil ve fiil yapısına güzel güzel çalış. Bununla alakalı sorularla da pekiştir Tonguç Ali benim. Hadi bakalım şimdiden sınavlarına başarı diliyorum. Kolay gelsin. Hadi bakalım.